Merhaba arkadaşlar. Bugün 13 Nisan 2019 ve ses çekimimin 150. günü. Yani tam tamına 5 ay oldu. 5 ay içerisinde neler yaşadığımızı hepimiz aşağı yukarı biliyorsunuz. Bunları defalarca anlattık. Daha fazla anlatmaya gerek duymuyorum. Fakat şöyle bir durum var. Ben 5. ayda hani sürecin aşağı yukarı tamamlanacağını tahmin ediyordum. Fakat olmadı. Diğer benden önceki ettiren arkadaşlar da fark ettiğim üzere herkes 8. ayda sonuç almış. 4. aydan bu yana aşırı bir gelişme olmadı. Sadece biraz daha saçlar kalınlaştı ve hacimleşti ve daha bir kafa koyu görünmeye başladı. Bu da aslında güzel bir şey. Bu süreç içerisinde neler yaşadım 4 ile 5. ay arasında? Hayallerimi, umutlarımı erteledim. Yani 8. ay ertelemiş bulundum. Çünkü 4. ay ile 5. ay arasında çok fazla bir değişiklik yok. Ufak tefek değişiklikler var. Kafamdaki, şuradaki boşluk hafif hafif kapanmaya başladı. Tahmin ediyorum ki 8. ayda o da tamamen kapanmış olacak. Çok fazla bir değişiklik yok işin anlayacağınız. Neler fark ediyor? Uzaktan baktığınızda ve çok ışığın altında değilseniz, gölgedeyseniz saçlar uzaktan koyu görünüyor, kafa koyu görünüyor. Arabanın içinde çok güzel görünüyor çünkü güneş görmüyor, hani tavana yakın olduğumuz için. Aynaya baktığımız zaman arabanın aynasını bildiğiniz saçlı gibi görünüyor. Yani ben nerede, nasıl bir seyreklik olduğunu bilmeme rağmen aynaya baktığım zaman böyle bir hoşuma gidiyor, güzelleşmiş olduğunu fark ediyorum. Tuhaf şeyler oluyor tabii ki. Nedir bunlar? Abi şu şok dökülme işinden bir türlü kurtulamadım. Her ay düzenli olarak bir şok dökülme yaşıyorum. Tahmin ediyorum ki bunlar da işte ilk ekilenlerden aslında kalın kalın dökülüyor çünkü. Ekilenler içerisinde şok dökülmeye uğramamış olanlar. Hep eninde sonunda dökülüyor bunlar. Ama bende bir türlü bitmedi. Yani biliyorum burada şu bölgede dökülmeyen teller vardı. İşte 90. gün tekrar yaşamıştım. İkinci şok demiştim. İşte geçen ay hafif hafif dökülüyordu. Bu ay da dökülmeye başladı hafiften. Ama korkulacak bir durum olduğunu sanmıyorum. Çünkü yerlere yerlere geliyor. Zoom yapıp fotoğrafımı çektiğim zaman orada kısa kısa tellerin olduğunu görüyorum. Ve yerlere geliyor. Ve o seyrekliğin, o boşlukların kapanması bunu zaten belgeliyor. Yani sizin saçların geldiğini belgeliyor. Ama bu dökülmeler sürecimizi uzatıyor. Bu inanın çok can sıkıcı. Onun haricinde pek bir sorun yaşamıyoruz. Yıkamalarımıza devam ediyoruz. Onarıcı şampuanlar, yani rastgele bir şampuan değil de onarıcı şampuanlarla yıkamaya devam ediyorum. Bunun iyi geldiğini düşünüyorum. Yeni tellerin gelmesi içerisinin açısından, yeni teller gelince işte bir de sağlıklı olması açısından. Takviye makviye hiçbir şey kullanmıyorum. Sadece işte bunu 2 ay önce bulmuş olduğumuz, daha doğrusu Ferhat'ın bulup da bize yönlendirmiş olduğu pekmez. Pekmez hakikaten çok iyi geliyor, kan yapıyor. Her şeyden önce enerji veriyor arkadaşlar. Üzüm pekmezi. Müthiş bir icat. Artık hiçbir şekilde yorgunluk hissetmiyorum. Yani sadece saç açısından düşünmüyorum. Yorgunluk, morgunluk hiçbir şey yok. Pekmez son derece bir vitamin diyeyim ben ona. Saçlara da iyi geldiğine inanıyoruz, inanmak istiyoruz. Daha doğrusu zaten kim ne dese saça iyi geldiğine buna hepimiz inanmak istiyoruz. Bütün tavsiyeleri, işte başından geçenleri kim ne kullandıysa onları kullanmaya çalışıyoruz genel olarak. Tabii ki ben pek fazla kullanmıyorum. Ben sadece ek bir şampuan aldım. Alişan abimin yönlendirmesiyle onu kullanıyorum. Sebame'de devam ediyorum. İşte atıyorum 3 gün sebeme, bir gün prozinkle yıkıyorum. Onun dışında pek fazla hiçbir şey yapmıyorum. Ama çevremdeki insanların hepsi fark ediyor. Hepsi her gördüğünden, yani belirli aralıklarla gören insanlar, atıyorum en son beni 20 gün önce görmüş olan bir insan, 20 gün sonra gördüğü zaman şaşırıyor. Yani yüz ifadesinden anlıyorsunuz zaten saçların çıkmış olduğunu, çıktığını. Elimi böyle yaptığım zaman yünlü ya, hani tüylü saç var. Bunu hissediyorsunuz. Bu çok güzel bir duygu.
Ama işte zaman geçmiyor. Yani hep söylediğimiz zaman geçmiyor. Ne zaman geçecek zaman? Ne? 8. ayda bekliyoruz. Şimdi bazı arkadaşlara, eskiden ekmiş olan arkadaşlara bakıyorum. 6. ayda, yani benden bir ay sonrasındaki halleriyle benim 5. aydaki halim neredeyse aynı. Eminim onların da 5. ayda aynıydı. Bir fark yok. Ben tahmin ediyorum ki 6. ayda da bu şekilde olacak. Belki seyrettikler biraz daha kapanmış olacak. Bir de şey var, saçları uzattıkça daha koyu görünüyor. Ben düzenli olarak kesiyorum. Saçlarımı kesiyorum. Eklemleri de kesiyorum. Uçları kesiyorum. Çünkü bazen yamuk yumuk oluyor. Böyle yay gibi çıkan teller var. Onlar düzen tutsun diye etten. İşte berbere gidiyorum. Komşum berber. Makasla sürekli onları uçlarından alıyorum ki saçlar bir düz çıksın diyerekten. Eğer ben bu tıraşları düzenli olarak olmasam, şöyle bir şey var. Bu saçlar uzayacak. Uzadığı zaman ise hani bütün seyrekliği kapatıyor. Çünkü uzun ya, hani kel görünen yerleri de kapatıyor. Aslında o bile yeterli oluyor yani. Gayet saçlı oluyoruz o zaman. Ama ne bileyim, hepimiz şey istiyor, sık olsun işte, doğal görünümlü olsun. Ya saçın aslında doğal görünümü diye bir şey olduğuna inanmıyorum ben. Çünkü ya saç bu ya, hani benim gençliğimde saçlarım dökülmeden önce müthiş saçlarım vardı. Uzun, ne bileyim, çok sıktı ama yine düzensizdi. Bazı bölgeler seyrekken bazı bölgeler aşırı bir yoğundu. Ama bilmiyorum ya, ben bir şekilde hani doğal saç diye bir şey olduğuna inanmıyorum. Neden? Enselerimiz bile biraz uzadığı zaman değil doğal, yani iğrenç bir görüntü alıyor. Önlerin de öyle olması bence gayet normal. O yüzden hiç kafaya takılacak bir şey değil doğal görünmemesi. Uzadığı zaman zaten saçları öne atarsak görünmüyor zaten. Hani saç kökleri de görünmüyor. Ama şöyle bir şey var. Saç ektirenlerin hepsi saçları uzadığı zaman nedense geriye doğru tarıyorlar. Geriye doğru tararsanız zaten ekilen yerler görünür. Belli olur. Yani onu yapacak bir şey yok. Neden hiç kimse öne doğru yatırmıyor ya da ne bileyim dalgalı bırakmıyor? Buna bir anlam verilmiş değilim. Çünkü bahsettikleri üzere saç ektirenler şunu söylüyor. Bu tarafa tarıyorum, yatıyor. Evet. Buraya da yatıyor. Burada da yatıyor. Demek ki istediğin yere yatıyor bu saç. Niye abi inatla geriye tarıyorsun ki? Hani geriye taradığın zaman zaten saçların dökülmeden önce ön çizgim buralardayken, yani şu anda tahmini gösteriyorum. Saç ektirdikten sonra tepeye çıktı. Zaten açılmış olan bir alnımızı geriye tararak niye daha çok açalım ki? Bence hiç gerek yok. Geçen yıl saç ektirmiş bir arkadaşım, geçen ay saçlarını 5 numaraya vurdurttu. Ve o kadar güzel oldu ki, demek ki bir sene sonra o saçları kısalttığımız zaman bile çok hoş bir görüntü sağlıyor. Hani öyle, evet, kısa olduğu zaman biraz seyrek görünüyor. Ama inanın çok güzel görünüyor. Ve onun da donör bölgesi ve bir sene sonunda gayet güzel toplamış. Benim de donör bölgemi topladığını düşünüyorum. Çünkü en son berbere gittiğimde ya dedim ki, bak dedim, üstlere çıkma. Çünkü üstlere çıktığımız zaman şuradaki bu çizgi belli oluyor. Çerçeveliyoruz ya. Tamam dedi, ne yapayım dedi. De oraları biraz, hani donör bölge saçılan yerlere dedim az olur ya, makasla al uçlarından ki hani belli olmasın. Neyse bu tıraş etti beni, bildiğin tavuk götü gibi böyle çıktı arkada, her yeri kesti, orası çıktı. Dedim bu böyle olmaz, kes bunu biraz daha. Kestikçe anladı ki ha, donör topluyor. Benim çok geç topladı, benim süreç de zaten yavaş gidiyor. Donör toplamaya başladı. Ha şey demiştim ya, sen hiç dokunma abi, Amerikan tarzı kes, eski usul. Hani lisedeyken gençliğimizde yapardık ya. Amerikan tarzı kestirdim. Şu şekilde gayet şey oldu. Bir de şey çok önemli. Bu zaman içerisinde, yani 5. aya girdim. Saçlar uzuyor tabii ki de. Eski saçlarımıza var olan saçları kesmediğimiz zaman bunlar çok yoğun görünüyor. Bunlar seyrek görünüyor. İşte o zaman çok çirkin bir görüntü ortaya çıkıyor. Benim de şu anda aşağı yukarı öyledir ama yarın tıraş olmaya gittiğim zaman buraları yoğunlukla aldıracağım. Eşit seviyede olmasını sağlayacağım hepsini. O zaman güzel bir görünüm sağlıyor. Ama dediğim gibi henüz 5. ay,
sonuç almış değiliz. Aslında ben almış olmayı bekliyordum 5. ayda. Umduğum gibi çabuk uzamıyor saçlar. Benim saçlarım normalde çabuk uzar. Yani ne bileyim 20 günde bir tıraş olmam gerekir. Yani buralar öyle bir uzardı ki hala bunlar hala uzuyor da böyle kabarırdı. İğrenç bir görüntü olurdu. Fakat şu andaki görüntümden inanın çok memnunum. Yani hiçbir şekilde şikayetçi değilim. Bazı arkadaşlar var. Ekiminden şikayetçi. Aslında böyle yazsanız gayet güzel olmuş. Ya sen oraya ne bileyim bir kürk gibi ya da şu eski saçların gibi sıklıkla bir saç olmasını zaten bekleyemezsin. Ya buna şikayet olacak bir durum yok. Ben şu anda çok memnunum. 5. ay seyreklikler var ama inanıyorum ki onlar da kapanacak. Ama bu seyreklik olmasına rağmen bendeki o eski çirkin görüntünün gittiğine inanıyorum. Önceden neye benziyordum biliyor musunuz? Şunlar yoktu. Hani hayat bilgisi dersinde müdür vardı ya. İşte o aynı bende ve yandan baktığın zaman çok iğrenç duruyordu. Zaten o adam hep gözüme geliyordu. Yandan birileri fotoğrafını çektiği zaman. O en büyük etken de oydu. Ekime karar vermemdeki. O yüzden dolayı memnunum. Şu anda yandan baktığınız zaman yani şuradan dümdüz çizgi gitmiyor. Şuradan gelirdi nerede? Buradan gelir dümdüz giderdi. Buralarda hiç saç yoktu. Vallahi işin açıkçası gayet memnunum. İyi ki yaptırmışım. Sadece zaman geçmesi gerekiyor. Aklıma gelen şeyler, sorular var. Hani her arkadaşımız soruyor. Her seferinde de mutlaka cevaplamaya çalışıyorum. Bazen gözümden kaçabiliyor. Bildirim gelmiyor. Kusura bakmayın. Ha ben size... şey var. Beni doktor sanan arkadaşlar var. Ya bakın ben doktor da değilim. Yani şey soruyor. Bunu böyle yapayım mı? Bunu böyle yapayım mı? Ya o sana kalmış bir şey ya. Ben tecrübelerimi aktarıyorum sadece. Yani yap yapma diyemem ben sana. Şu iyi gelir mi? Ya, bilmiyoruz ki. Birisi yani kelim ilacı olsa zaten kendi başına sürermiş ya. Benimki sadece tecrübelerimi aktarmak. Başka bir amacım, bir gayem yok. Bunun dışında şeye dikkat ettim. Hani bazen insanların yeni ettirdiğiniz zaman özellikle 3. 4. aylarda hani her gören kafanıza odaklanıyor ya. Bunu yok etmenin yollarını buldum arkadaşlar. Nasıl oluyor bu iş? Sakal bırakarak, bıyık bırakarak çünkü hani dikkatlerini dağıtıyorsun. Yani ben hayatımda hiç bıyıklı gezmedim. Yani genelde kirli sakal gezerim. Ben tembel bir insanım. Böyle çok sık tıraş olan bir insan değilim. Ama atıyorum bir top sakal bıraktığınız zaman abi insanlar ona odaklanabiliyor. Aa ne olmuş diye. Aa ne olmuş demiyorlar. Ama seni hiç öyle görmeye alışık olmadıkları için dikkatleri dağılıyor. Yani kafaya odaklanmıyorlar. Bu güzel bir şey. Gözlük takan arkadaşlar biliyorum. Hatta ben de evet gözlerimde bir zayıflama var. Gözlük almam gerekiyor. O da dikkatleri dağıtıyor. Yani bu süreci hani görüntüsünden rahatsız olan arkadaşlar için söylüyorum. Bunları bu şekilde kamufle edebilirsiniz. Şapka takmayın arkadaşlar. Yani çünkü ben ömrüm boyunca şapkayla gezdim. Ben saç ektirdikten sonra bana şey dediler. Ana sen kel miydin? Görmediler ki beni hiç. Yani şapkasız görmediler. O yüzden şapkasız gezmek çok güzel ya. Kafa terlediği zaman o koka yeter kokusu. Yani yazın sıcaklarda. O yok. Kafa rahatsız olmuyor. Kafan kaşındığı zaman çaktırmadan şapkayı çıkartıp kaşıyıp yok. Ya çok hoş ya. 5 aydır şapka takmıyorum. İnanın çok iyiymiş. Gerçi yakıştırıyordum kendime. Ya. Herkes de alışmıştı zaten. Herkes de yakıştırıyordu ama bir şekilde ondan kurtuldum. Şimdi ne yaparız? Uzarsa işte yazın sıcakta plaja denize gittiğimiz zaman şapka takarız. Neden? Çünkü denizden çıktığımızda ne demiş usta düşünür? Aa bir bakmışsın yeniden kalsın. Şaka yapıyorum ama yok ya o kadar da takıntılı olmayalım. Neden takıntılı olmayalım biliyor musunuz? Bazı arkadaşlar çok takmış. Ben bütün videoları izliyorum ya hani herkesin derdine bakıyorum. Kıskanç bir adam değilim kesinlikle. Senin de herkesin saçı çıktığı zaman kendimi çıkmış kadar mutlu oluyorum. Çünkü ben de bu yoldan geçiyorum. Sen de, o da, herkes bu yoldan geçiyor. Sende saç çıktığını gördüğüm zaman mutlu oluyorum. Ha bana da umut veriyor. Demek ki bak ne güzel çıktı. Bende de çıkacak lan işte falan oluyorsun.
Yani öyle. Kesinlikle vaziyet budur. Ama şey söyleyecektim. Çok fazla takmayın. Neden? Ben kendim için konuşuyorum. Niye takayım ki abi? 5 ay önce çok çirkin, kel bir adamdım. O zaman takmıyordum. Ha, takıyordum tabii ki ama işimde niye takıyorsun ki ya? Aman şuramda az çıkmış, buramda ya ben çok memnunum. Sıkıntı yok. Siz de umutsuz olan arkadaşlar var, onları görüyorum. Bu süreç uzun bir süreç ya. Hani doktorum bana söyledi, doktor demeyeyim. Eken arkadaşlarım bana söyledi ya dedi, 1 yıl süreç belirle kendine. Genelde bu işin özü 1 yıldır. Ama ben kendime nedense çok güvendim. Saçlarıma çok güvendim. Ya, ne 1 yıldır ya dedim. 5 ayda bir kaybolmuş dedim. Ama 5 ayda bitmedi. 8. ay. Şimdi yeni dediğim 8. ay. 3 ayımız daha var. Abi bakarsın 8 ay sonra ulan biraz daha geri göderiz. Ya biz 1 yılı bekleyeceğiz falan deriz. Ama işte umutlarımızı yaklaştırmaya çalışıyoruz sadece. Bu güzel bir şey. Yeni tanıştığım insanlar şu anda şu halimle beni saç ettirdiğim anlamda. Şimdi herkes diyor ya, işte doğal olduğu, yani ettirdiğin anlaşılmasın. Ya arkadaşlar, saç ettirdiğimizi bizden başka bilen yok. Çünkü insanlar ekilmiş bir saçın neye benzediğini zaten bilmiyor ki. Bunu kimler biliyor? Saçı dökülmüş olanlar, bu işi araştıranlar, videoları seyredenler, sen, ben, biz keller biliyoruz. Keller değil, artık kel değil, saçımız var. O kelimeyi atıyoruz. Kim biliyor bunu? Biz keller biliyoruz. Ne keli ya? Biz sırma saçlılar biliyoruz bunu. Normal bir vatandaş sokaktan geçen, aha bu saç ettirmiş, bunu ne zaman anlıyorlar? İşte ilk 20-30 gün o zaman. Ama şu süreçten sonra beni seyrek saçlı sanıyorlar. Şimdi yeni tanıştığım insanlar beni seyrek saçlı olarak biliyor. Saç ettirdiğimi bilmiyorlar. Çünkü adam daha önce ekilmiş saçı neye benzediğini bilmiyor. Zaten saçı olan adam da hiçbir zaman girip ya saç ekim videoları izlemiyor, onun araştırmasında yapmıyor. Yani bunun nasıl doğal olmadığını zaten bilmiyor. Beni şu anda seyrek saçlı olarak diyorlar. Eminim sizin de öyledir. Tabii ki bu bahsettiğim 4. 5. aydan itibaren. Çünkü zaten ektirdik ilk 10 gün şey kabukları döktük. Çıktık sokağa. Kafa kırmızı ve müthiş bir saç var. Kirpi gibiyiz. O zaman anlıyorlar. Ama süreç yaralar kapandıktan sonra, kafadaki kızarıklık gittikten sonra kimse senin saç ektirdiğini bilmiyor. Evet, saç dökülmesinden bahsetmiştim. Şimdi şöyle dökülüyor. Durduk yere dökülmüyor saç. Ben özellikle yapıyorum. Ben çok sık masaj yapıyorum. Şöyle yaptığım zaman buraya bakın, hala göremiyorsunuz da göstereceğim şimdi. Şu anda gördüğünüz bu şekilde dökülmeler oluyor. Hani neden bozuk para koyuyorum oraya? Hani saçın boyutunu anlayabilirsiniz diye. Geçen birisi şey sormuş ya, parayı niye koyuyorsun oraya? Ya arkadaş, koyduğum 50 kuruş 1 lira ya, o paranın boyutu. Ve hakikaten çok yargılayıcı bir toplum oldu insanlarımız. Bu çok üzücü. Oysa biz şeyi çok seviyorum abi. Biz saçı dökülmüş ve saç ektiren insanlar hakikaten çok mütevazi, çok süper insanlar ya. Hepiniz öylesiniz. Bunu çok iyi biliyorum. Arada tabii ki kötü niyetli arkadaşlarımız da var ama çok müthiş insanlar. Herkes mütevazi, kendisiyle barışık. Bir arada olduğumuz zaman, gerçi öyle dışarıda nasıl oluyor bilmiyorum ama kendisiyle barışık, mütevazi, eğlenmeyebilen insanlar. İnanın ya, bilmiyorum, belki de bizim kaderimiz buydu ya. Hani saçımızdan almış ama iyi niyetimize vermiş yaralan. Öyle düşünüyorum. Evet, bu şekilde dökülmeler oluyor. Aslında hoşuma da gidiyor şöyle yapmak. Ha, kaşıntı maşıntı yok. Ben de sivilcelenme bitti. Geçen ay bitmişti zaten. Çok nadir de olsa şurada bir sivilce çıkıyor. Hangisi? Şurada. Ya şurada ya şurada. İkisinden birinde bir sivilce çıkıyor. Dokunmuyorum zaten. Öyle kaşıntı falan da yapmıyor. Yani vaziyetimiz budur arkadaşlar. Mutlu olmaya bakalım. Bekleyeceğiz. Zaman ilacımız, beklememiz gerekiyor. Ha, şeyi söylemek istiyorum. Vertex bölgesi dedikleri, yani Türkçesiyle tepe bölge.
Evet arkadaşlar orası çok zor kapanıyor. Benim oraya da ekildi. Gerçi serpiştirdik biz oraya. Hani benim amacım şu ön tarafı kapatmaktı. Evet ön taraf kapandı ama buraya da serpiştirdik. Yani haklı sayılır bir serpiştirme oldu. Yani 3-5 atalım değil. Atıyorum işte 4600 greft ekildi. Yaklaşık 1000 greft gitmiştir buraya. Ama ona rağmen orası çok geç kapanıyor. Yani neden bilmiyorum. Karanlıkta gölgede baktığım zaman görüyorum hafif şey var ama normal şartlarda bildiğimiz hala açık orası. Teller var, tel yok değil ama uzamadığı için, çok fazla uzamadığı için ona teller yatıp kendini kapatmıyor. Fakat biliyoruz ki ya da öğrendiğimizi duyduğumuzu söyleyeyim ki orası en geç uzayan, en geç toplayan bölge olduğu için onun süresi 1-1,5 yılı buluyormuş. Hoş çok dert etmiyorum. Zaten çok dert ediyor olsaydım aynı yoğunluğu, öndeki yoğunluğu oraya da verdirtirdim. Yani zaten insanlar bizi karşıdan görüyor. Kimse gidip tepemize bakıp da aa senin kafa gelmiş demiyor. Arkadan bakan insanlar biliyor. Zaten adam arkadan bakıyorsa da zaten arkamızda kalmıştır. Onunla işimiz yok. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. 5. ay oldu. 5. ayı tamamladık. Bekliyoruz. 8. ayda inşallah güzel sonuçlar alırım. Videoma lütfen abone olun. Çünkü sizler için yapacağım projelerim var. Şu saçlar çıksın çok manyak fikirlerim var. Hani hepimizin bizi ilgilendiren konu. Bir de şeyi söyleyeceğim. Ya arkadaşım ticaret yapıyorsun eyvallah. Protest saç satıyorsun. Ona da eyvallah. Ya ama ne olur videolarımızı sadece benim değil görüyorum diğer video çeken arkadaşların videolarının altında da var. Yok ne ettirdin yok protezle. Ya lanet olsun protezine abi protez yaptırmak isteyen zaten gider protezini yaptırır. Buraya gelen adam saç ektirmek için geliyor. Saç ektirme hakkında bilgi almak için geliyor. Sen bu adamı yolundan çeviremezsin ya da zaten buraya gelen seyredenler ektirmiş olanlar kıyaslama yapmak için seyreden insanlar. Yok protezde yok gerek yok yok. Ya yüzüm yok abi. Ben protez yaptıracak olsaydım bir daha protez taktırırdım. Onu da protezini tak, çık sokağa. Ana bir günde ne olmuş lan bu? Yani sahtelik. Ha, sahtelik demeyeyim. Bir imaj konuştu. Aksesuar diyeyim ben ona. Ama saygım var. Sorun yapmıyorum ama lütfen videolarımızın altına gelip de reklam yapmayın. O saçma sapan şampuanlarınızın reklamını da yapmayın. Silmekten usandım. Ya biz burada sorumluluğunu alamayız abi. Senin kıytırık şampuanının sorumluluğunu ben alamam, müsaade etmem. Ya da senin herhangi bir ilaç tavsiyeni. Ha ben kimin tavsiyelerini dikkate alıyorum? Saç ettirmiş olup da kullananların, doktorları tavsiyesiyle kullananların tavsiyesini ciddiye alıyorum. Senin gelip burada ticaret yapıp şampuan satıp satmana yüzün veremem kusura bakmayın. Şimdi diyoruz ya herkesten bir şeyler öğreniyoruz. Ferhat bize pekmezi öğretti. Bir de Hamza'mız var bizim. Hamza'da yılan yağı sürüyor. Ama ben yılan yağına karşıyım çünkü yılanın ilacın ne olabilir ya yılanın saçı yok ki zaten. Olsaydı onun saçı çıkardı. O yüzden bilmiyorum ya. Belki de denemeliyiz. Şaka yapıyorum Hamza. Çok güzel saçlarım var. Çok beğeniyorum. Hayırlısı olsun. 5. aydan şimdilik bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.